Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, ismin? Merve. Merve. Nasılsın? İyiyim. Pembeleri de giymişsin. En sevdiğim En renk. sevdiğin renk. Güzel. Çocuklukta pembe ile ilgili bir şey hatırlamanı isteyeceğim şimdi. Doğum günümdü. Kaç yaşındaydın? Kaç yaşına girdim hatırlamıyorum ama çok küçük olduğumu hatırlıyorum. Ya 3'tür ya 4'tür. Tamam. İlk defa doğum günüm kutlanacak. Annem bana pembe bir elbise almış. Uçuş uçuş bir elbiseydi, kabarık. Doğum günüm kutlanıyordu. Orada böyle bütün ilgi benim üstümdeydi. O çok güzeldi. Sonra ben o Herkes elbiseyi... seninle ilgileniyor orada. Evet. Tamam. Ben o elbiseyle dışarı İnsanlar çıktım. seninle ilgilenmediğinde ne hissediyorsun? Yani dışlanmış gibi. Dışlanmış gibi. Şimdi çocukken dışlandığın, kötü hissettiğin bir anıyı hatırla. Galiba 3. sınıf. Tam hatırlamıyorum. Ben ilk defa tahtaya kalktım. Tahtaya kalktığımda soruyu yazdım tahtaya ama onun cevabını veremedim. Çünkü ben o an yazdığım şeyi de hatırlıyorum yazdığım şeyi ama onu okuyorum. Okuduğum şeyi anlayamıyorum. Anlayamıyorum, kesinlikle Şimdi şunu söyle, anlayamıyorum. çok konuşarak Çok konuşarak gerçek duygularımdan kaçıyorum. gerçek duygularımdan kaçıyorum. Küçükken kim çok konuşuyordu evde? Annem. Anne. Neler söylüyordu? Hatırla. Annem sürekli dertlerinden şikayet ediyordu. Annenle ilgili bir an hatırla. Ama hep işi vardı. Annem çok anım yok. Annemle hatırladığım bir anı var. O çok üzüyor beni. Kapa gözlerini yavaş. Kaç yaşındasın? Başlamamıştım. Neredesin? Annemlerim balkonunda oturuyoruz. İlk defa oturacağız. Annemle ilk defa vakit geçireceğim. Annemle oturduk. 5 dakika sonra kapı çaldı. Annem gitti. Bekledim, bekledim, bekledim. Annem gelmedi. Kal o duyguda. Küçük kızı iyice hatırla şimdi. Ne hissediyor orada? Heyecan var. Annem gelecek diye oturacağız. Anne gelmiyor. Gelmiyor. Ne hissediyor? Merak ettim. Yine gelmiyor anne. Nedenini öğrenmek istedim. Yine gelmedi. Üzüldüm. Kim var etrafında? Kimse yok. Kimse onu görmüyor. Söyle o çocuğa şimdi. Annen seni terk etti. Annen seni terk etti. Seni kimse görmüyor şu an. Seni kimse görmüyor şu an. Görünür olmak Görünür olmak en büyük arzun. en büyük arzu. Sen çocuksun. Sen çocuksun. Görülmedikçe parçalanıyorsun. Görünmedikçe parçalanıyorsun. Yok oluyorsun. Yok oluyorsun. Sen çocuksun. Sen çocuksun. Bu duygular ağır geliyor sana. Açabilirsin gözlerini. Nasılsın şu an? Duyguna bak. Üzüldüm kendime. Üzüldüm. O çocuğa küçükken üzülmemiş kimse. Evet. Sakinleştirmemiş şu an. İyi bir duygu verememiş kimse. Söyle kendine şu an. Annem bana Annem bana pembe elbise giydirdi. pembe elbise giydirdi. Beni gördü. Beni gördü. Ağladım. Bırak. Benimle oynadı. Benimle oynadı. Bana güldü. Bana güldü. O yüzden pembe elbisemi giydim. O yüzden pembe elbisemi giydim. Çok sevinçliyim. Çok sevinçliyim. Çünkü görünür olacağım. Çünkü görünür olacağım. Çok doğru. Hoş geldin. Şimdi Merve'ye sorsak, Merve bundan 3-5 sene sonra
Merve'yi gördüğün yerde böyle hayallerin vardır. Kaç tanesi değil ama bir tanesi ilk aklına geleni söyleyebilir misin? Benim pembe Range Rover'ımla. Pembe olacak yani. Evet. Tamam. İlk aklıma gelen, böyle ilk gözümde canlanan şeyi söyleyeceğim. Pembe Range Rover'ımı havuzlu villamın önüne çekiyorum. Sonra bahçede oynayan çocuğumun yanına gidiyorum. Koca nerede? O da var ama ben direkt böyle çocuğum. Çocuğum benim için çok başka. Tamam, şunu söyle. Küçükken annemden çok sevgi alamadım. Çocuğumu sevgisiz bırakmamaya çalışıyorum. Bunu bazen abartıyorum. Bunu bazen değil, her zaman abartıyorum. Sürekli kendini mutlu hissetmek zorunda. Ve bu onu hiperaktifleştiriyor. Her şeyden çabuk sıkılmaya başlıyor. Ve ben de ona yetemediğimi düşünüyorum. Gerçekten. Çok doğru. Evet. O zaman küçük Merve'ye soralım mı? Küçük kızı. Merve küçükken en çok ne hayal ederdi? Çok hasta oluyordum ben. Ne hastalığı daha çok? Nezle, grip gibi mi? Soğuk algınlığı. Böyle astım gibi. Nefes alamama. Bronşit gibi. Buralarında. Evet. Tamam. Hep oralarımda. Okulda konuşabiliyor muydun? Evet. Evet. Kendini anlatır mıydın? Evet. Çok konuşur muydun? Çok. Öğret kendine şimdi. Çocukken çok konuşuyordum. Sürekli beni susturmaya çalışıyorlardı. Herkes sesimi kısmaya çalışıyordu. Astım oldu. Oha. Çok böyle çözülmüş gibi hissediyorum. Güzel. Kal o duyguda biraz. Şimdi şöyle anılarının içine bakacağız yine. Böyle gidiyorsun, anneye kendini göstermeye çalışıyorsun. Bir şeyler konuşuyorsun, kimse seni duymuyor. Genelde öyleydi zaten. Annem hep mutfakta. Hiç baba yok ortalıkta. Ama babam daha böyle olduğu zaman daha böyle samimi, güçlü. Hissediyordum. Evet. Küçükken böyle aynanın karşısına geçip şarkı söyleyip bir şeyler yapmayı, kıyafetleri değiştirip sürekli kendime bakmayı, karşıma benim ayna olsun, belki 4 saat, 5 saat hiç sıkılmadan kendimi inceleyebilirim. Şimdi şunu söyle, çocukken kimse beni görmedi. Aynada kendime bakıp... Kendimi görmeye çalıştım. Artık kendimi hastalandırmayı bırakıyorum. Aynada baktığım. Çocukken baktığım. O zayıf. Güzel elbiseleri olan. Bebek olmayı bırakıyorum. Büyüdüm. Nasıl böyle bütün gerçekler suratıma çarpıyor. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Gel pembeli küçük.